Beyaz TV ekranlarına, İyi Ki Varsın programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Günaydınlar sevgili izleyenlerim. Şahlacığım çok renklisin, sana da günaydın. Evet hocam, bugün artık böyle havalar da iyice ısındı. Yağmursuz bir hafta geçiririz evet. diye düşünüyorum. Artık yağmurlar da azaldı. Ama alışmıştık yağmurlara. Bu sene çok fazla da yaz gelmeyecek gibiydi. Kendisini Haziran ayımız Nisan gibi hissediyordu. Allah'tan yağmur geldi. Mevsimini Temmuz'a girdiğimiz günlerde kapattık galiba. Aynen öyle. Aslında dışarıdaki hava tabii ki bizim psikolojik olarak ruhumuzu çok etkiliyor. Böyle bir şey var. Yağmur yüklü bulutların elektriği doğayı etkiler. Evet, ama bazen yanımızdaki insan da bizim psikolojik durumumuzu etkiliyor. Mesela ben moralim ne kadar kötü olursa olsun veya ne kadar yorgun olursam olayım, stüdyomuza adım attığım andan itibaren sizi görünce böyle bir enerji doluyorum. Aynı şey çok pozitif enerjiniz var hocam. Aynı şey benim için de geçerli. Günaydın diyelim bir kez daha ekranları başında izleyen tüm izleyicilerimize. Bugün hanımları ekran başına davet edelim. Çok önemli konuları konuşacağız. Kimi ağırlayacağız ve konu başlıklarımız nelerdir? İzliyoruz. İzleyelim bakalım. Vajinismus nedir, nasıl tedavi edilir? Genital estetik kimlere yapılır? Jinekolojik ameliyatlar hangi sorunlarda yapılır? HPV virüsünden korkmalı mıyız? Kadınlarda en sık görülen hastalıklar ve tedavi yöntemlerini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Esra Demir Yüzer anlatacak. Az sonra. Ve efendim, konu başlıklarımızı izlediniz. Daha neler neler neler. Konuların ne kadar özel ve gerçekten sorulamayan sorular olduğunu herhalde fark ettiniz sevgili izleyiciler. Birçok insan için, aslında hocamızı da davet edelim, kendisiyle konuşalım, ama birçok insan için mahrem olan, tabu olan pek çok konuyu biz bugün konuşacağız. Tabii. Ve hocama soracağız. Soracağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Esra Demir Yüzer geliyor efendim stüdyomuza. Hocam hoş geldiniz. Günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz hocam. Duymaz mısınız? Şimdi tanıtımda izledik. Esasında biraz önce hocama da söyledim. Bazı konular vardır. Özellikle kadın hastalıklarıyla ilgili olsun veya bazı mahrem konular vardır. Bunları biz çoğu zaman ihmal ederiz, saklarız. En son noktaya gelene kadar doktora başvurmayız. Bugün konuşacağımız pek çok konuda aslında evet aynen öyle. Böyle değil mi? Evet. Evet. Zaten buradaki mahremiyet de aslında bizlerin yarattığı bir şey. Bir dönem ülkemizde psikosomatik rahatsızlıklar, psikiyatri hekimlerine başvurulmadan çözülebileceğini, benim böyle bir sorunum yok, ben deli miyim? Aman aynen, falan deli diye, deli doktora mı gider miyim diye yaklaşılan süreçlerden hemen hemen herkesin bir psikoloğu olma aynen, noktasına kadar öyle. Geldik. Böyle bir noktaya evrildik. Bence bu konuda sizin meslek alanınızdaki yaşadığınız gelişimler de buna adı. Aynen, son iki senedir daha kısa evlilik süreleriyle başvuran hastalarımız var. Ben de bunu buna bağlıyorum. Hem bilgiye ulaşım kolaylaştı, bizlere ulaşımı kolaylaştı. Farkındalık arttı. Aynen, farkındalık arttı. Buyurun, sizi yerinize alalım. Bu soruların hepsini tek tek yeriyle, zamanıyla sizlere soralım. Evet, masa hocam. Başında konuşalım. Ekran başında izleyen izleyicilerimize de bir kez daha günaydın diyelim. Güzel bir güne başlamanızı temenni ederek başlıyoruz aslında her gün İyi Ki Varsın'a ve Beyaz TV ekranlarında Doktor Özgür Koldaş'la birlikte güne beraber başlıyoruz. Operatör Doktor Esra Demir Yüzer stüdyo konuğumuz ve çok önemli konuları konuşmaya başlayacağız. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim. Uzunca yıllar gazetelerin iç sayfalarında, sağlık köşelerinde evet. konuşulan konular gibi bir durumlar olarak hep bildik. Mesela bunlar günlük pratiğimize belki de bu sayede çok hızlı giremedi. Örneğin belki de negatif etkilendi. Belki de negatif etkiyle ulaşıldı. Sanki magazin haberiymiş, bu sokaktaki insanı ilgilendiren türde bir konu değilmiş. Daha çok belirli bir zümrenin basın yayın organları arasında yapılan soru cevaplarla geçermiş gibi algılandı ve bundan dolayı da bir hastalık değil de ayıplanacak bir şeymiş bir durummuş gibi algılandı. Algılanıldı. Hı hı. Evet, neyden bahsediyoruz? Vajinismus'tan bahsediyoruz. Evet. Ben bu konunun bir tıp doktoru olarak, siz kadın doğum hekimi bir uzman hekim arkadaşıma vajinismus'un tanımını, ne gibi çözümler üretilebildiğini ve bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyorum hocam. Öncelikle vajinismus tam cinsel birleşme esnasında
pelvik taban kaslarının istemsiz olarak kasılmasıyla cinsel birleşmenin gerçekleşememesi. Gerçekleşse bile ağrılı olması. Ve bunun altında hiçbir organik nedeninin olmaması. Böyle açıklayabiliriz. Birçok kız evlenmeden önce, bir cinsel birleşme olmadan önce dış genital bölgesine hiçbir şekilde dokunamamasıyla belki vajinismus olabilir miyim, böyle bir sıkıntı yaşar mıyım diye aklına gelse de birçok kadın evlendikten sonra bir cinsel birleşme gündeme geldiğinde ancak bunun farkına varmakta. Tabii yani cinsel yaşantının başlamasıyla birlikte bunun bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Hatta ben de hiç böyle bir şey olacağını düşünmüyordum. Nasıl oldu bende böyle bir şey? Gayet de modern yaşadım, gayet de hiç etkileneceğimi düşünmüyordum diyen birçok kadın var. Peki hocam, bu bir fizyolojik bir sorun mudur yoksa bunun altında yatan psikolojik nedenler de mi var? Tamamen psikolojik bir sorun. Zaten biz hastalarımız geldiğinde öncelikle bir fizyolojik sorun var mı diye bir muayene yapıyoruz. Muayenede bir problem varsa, yani ağrı yaratacak ya da hani bir cinsel birleşmeye engel olacak bir neden varsa zaten bunları öncelikle bir ekarte etmemiz lazım. Onları tedavi etmemiz lazım. Ama vajinismus muyum diye bize başvuran hastaların biz çoğunda, yani %99'unda hiçbir problem saptamıyoruz. Tamamen psikolojik bir neden. Bilinçaltının bir kararı var. Cinsel birleşme olduğunda sahibim zarar görecek diye bir geçmişten gelen kararı var ve bunu uyguluyor tabular, aslında. Korkular. Aynen, pelvik taban kaslarına bilinçaltımızın tabuları, korkuları ele geçirmiş oluyor. Dolayısıyla tam o esnada kapat, kas diyor ve buna izin verme diyor. Çünkü aslında niyet çok iyi, bilinçaltı sahibi koruyor ama bir noktadan sonra zarar vermiş oluyor. Biz de o noktada devreye giriyoruz. Peki burada %99 gibi bir oran söylediniz. Yani büyük bir oran daha doğrusu. Tabii. Burada tam net bir oran söylemek doğru olmayabilir ama büyük oranla bir stres bozukluğu veya bir psikosomatik bir fobinin getirdiği panik bir atak durum olduğundan yola çıkarak kadın doğum uzmanının yapacağı işlem nedir ki o zaman sizin için başvuruyorlar? Çünkü ben aynı zamanda cinsel terapistim. Evet. Aynı zamanda da hipnoterapistim. 2012'de yılında cinsel terapist eğitimi aldım. Bu da yetmedi. Çünkü bir noktaya kadar cinsel terapi eğitimiyle bu hastalarıma yardımcı olabiliyordum. O yüzden de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin hipnoterapi eğitimlerini tamamladım. Aslında o da yetmedi. İleri hipnoz teknikleriyle ilgili bir sene kadar bir eğitim aldıktan sonra şu an hastalarıma çok daha faydalı ve tamamen başarı odaklı bir tedavi planlıyoruz. Peki, şimdi bana soracaklarını bildiğim için size yansıtmak istiyorum. Kadın doğum uzmanısınız, aynı zamanda hipnoterapistsiniz, cinsel terapistsiniz. Siz gibi hekimlerden çok yok. Bu sorunla karşılaşan, ülkemizde birçok kimsenin olduğunun oranlarını bilerek söylüyorum. Nasıl bir çözüm, tedavi seçeneği üreteceksiniz? Genele aslında şöyle, ben hem bu üç kimlikle beraber şöyle düşünüyorum, hastalarıma da aynı böyle şekilde konuşuyorum. Çantamda çok alet olduğunu düşünün. Hastanın neye ihtiyacı varsa onu çıkarıp onu kullanıyorum. O yüzden motomot yaptığımız bir tedavi programı yok aslında. O yüzden bunu biz hani daha çok il dışı, yurt dışı hastamız da olduğunda telefonda da mutlaka söylüyorum. Bana nasıl bir tedavi yapacaksınız? Bunu ben de bilmiyorum aslında. Hasta ne zamanki geliyor, onunla bir mutlaka bir kişisel tanıma ile alakalı formları var, onları dolduruyoruz. Mutlaka bir sohbetimiz oluyor, bir muayenemiz oluyor. Ondan sonra o hastaya nasıl bir tedavi programı çıkaracağız, onu ortaya çıkarıyoruz. Bazı hastalarımıza direkt hipnoterapi ile başlıyoruz. Bazı hastalarımıza hiç hipnoz yapmıyoruz. Sadece bilişsel davranışsal terapi metotlarıyla gidiyoruz. Kadın doğum hekimi olmanın şöyle bir avantajı var. Kadın anatomisini çok iyi biliyoruz. Yıllarca da kadınlarla ilgilendiğimiz için onların psikolojik yapılarına da aslında hakimiz. Dolayısıyla hastayı aslında sadece cinsel birleşmeyle alakalı değil, tam bir bilgilendirme yapmayı hedefliyorum ben. Kadın vücudu, erkek vücudu, cinsel organlar ve de hem psikolojik hem fiziksel olarak onlara bir daha yanlış bilgilere ulaşmasına imkan vermeyecek şekilde bir bilgilendirmeyle gitmesini hedefliyoruz. Yani hocam, aslında tek hedefimiz cinsel birleşme de olmuyor tedavide. Evet. Şimdi vajinismus gibi bir fiziksel
rahatsızlığı çözmek üzere psikosomatik bir düzenlemeyi yapan hipnoterapiden bahsediyoruz. Hipnoz deyince ben dahil birçok bizi izleyen izleyicilerimizin aklına eski çizgi filmlerde bir saati önünde sallanıp göz takibiyle sağa bak, sola bak dedikten sonra bir noktadan sonra uyuyup kendinden geçip böyle ayakta uyur gezer gibi yürüdüğümüz figürler geliyor. Ben biraz karikatürize etmek istedim izleyicilerimiz adına. Eminim siz de buna benzer ya hipnoterapi böyle mi yapacaksınız diyenler vardır. Aynen. Şimdi hal böyleyken eğer bu çözüm tam olarak bu hipnoterapi değilse vajinismus'u tedavi eden hipnoterapi nedir? Vajinismus çok iyi bir soru sordunuz. Vajinismus'u tedavi eden hipnoterapi vajinismus'un oluşmasına neden olan o kararı bilinçaltının vermesine neden olan olayı pozitif düşüncelerle birleşmesini sağlayacak bir yol sunuyoruz aslında. Bilişsel davranışsal terapi o olaya karşı aslında kendine davranışını değiştirmesine yönelik bir tedavi. Ama hipnoterapi vajinismus olma kararını bilinçaltının verdiği o olaya geri dönüp o olayı etkisizleştirme aslında. Hani diyorlar ya çocukluğuna geri dön gibi. Evet, aslında bir bakıma onu yapıyoruz bazı hastalarda. Bazı hastalarda da bu bilinçaltının hastalığı olduğu için aslında hipnoterapi bilinçaltına aralanan bir kapı. Yani direkt bilinçaltı ile konuşma yollarından biridir. Çünkü bu bilinçaltının hastalığı. Şimdi bazı eşler diyor ki ben doktor hanımı söylüyorum ama bana inanmıyor. Nereye konuşuyorsunuz? Bilince konuşuyorsunuz. Ama bu bilinçaltının hastalığı. Hipnoterapi bilinçaltına konuşma yollarından biridir. Biz bilinçaltına söylüyoruz. Cinsel ilişki ağrısızdır. Şöyle şöyle olursa artık cinsel ilişki tamamen ağrısız olacaktır. Yani bu kaygılarını, korkularının yerinde konuşma şansı buluyoruz. Sizin evet bu sallama öyle de girebilir hipnoz hasta ama bu hipnoterapi aslında gerçek bir uyku değil. Bunun uyku dalgası farklı. Hatta ben hipnoterapi ilk başladığım zamanlarda şöyle bir yatakta yatarak yapardım. Yatmaya bile gerek yok. Sadece oturarak, koltukta oturarak yapıyorum. Bu kadar. Kişi hipnoza giriyor. Evet, aslında hayatımız bir hipnoz. Kişinin şaşkın anları, ağladığı anlar. Bunların hepsi aslında hipnotik anlar. O 1-2 saniyeler. Birçok hastamı hipnoz yapmadan tedavi ettiğimi söylemiştim. Çünkü hipnotik anları... İnsanın hipnotik anlarını çok iyi kullanabildiğim için hipnoza uzun süreli hani oturtup 1 saat 2 saat hipnoza girdirme ihtiyacım olmadan tedavi ettiğim hastalarım daha sadece çok. Sadece konuşarak. Sadece anlık hipnotik anlarını kullanarak ve de tabii ki eğitim vererek. Peki şunu da merak ediyorum hocam ben şimdi tabu konular olduğunu söyledik. Tabii. Mahrem konular ve genellikle karı kocanın bile kendi arasında konuşmakta aynen. zorlandığı konular olduğunu biliyoruz. Peki size gelen çiftler genellikle bunu anlatırken, bunu paylaşırken böyle bir hastalığın farkında olarak mı geliyorlar yoksa sonrasında sizinle bu sohbet esnasında mı ortaya çıkmış oluyor? Çoğunlukla bu hastalığın farkında olarak geliyorlar. Çünkü artık bilgiye ulaşım da çok fazla. Dolayısıyla hastayı internetten, işte sosyal medyadan bir şekilde kendinin ilişki sırasındaki hareketlerine, işte o geri çekilmeyi, bacaklarını kapatmayı, kasmayı, ittirmeyi, eşini ittirmeyi, bunları bende de bunlar var diyerek tanısını koymuş olarak geliyor. Bazı hastaların hala şüphesi olmuş oluyor çok nadiren. Ben böyle bir şey duydum ama bende var mı bilmiyorum, siz bir muayene edin diye geliyor. Zaten bunun bir hastalık olduğunu kabul ettikten sonra eşler bir huzur buluyor ve bunun çözümüne eriyor. Yani buradaki çünkü patolojiyi öncesinde... tanımladıktan sonra aynen. çözümü çünkü de var. Çünkü önce bir kavgalar, ki. Hani bir sürtüşmeler oluyor. Ne zaman ki bunun bir hastalık olduğu kabul ediliyor, özellikle erkekler bunu kabul ettikten sonra bir rahatlama, ondan sonra da bir çare bulma süreci başlıyor. Ama tabii bu bazen 10 yıllar. Bazen bir aylar olabiliyor. Çünkü bizim çok uzun süreli evli hastalarımız da var. 19 yıl, 20 yıl. Vajinismus hastalığının tedavisini gerçekleştirecek olan branş kadın hastalıkları ve doğum uzmanı mıdır? Yok, tek başına o değil tabii ki. Psikiyatri uzmanı mıdır? Psikiyatristler, psikologlar, kadın doğum hekimleri yapabilir. Ama özellikle hipnoterapi bu işi çok çok hızlandıran bir yöntem. Yani psikolog, psikiyatrist ve kadın hastalıkları doğum uzmanının kombine üreteceği bir tedavi seçeneği. Olabilir ama tabii bu sürenin uzun süreli bir tedavi mi, kısa süreli bir tedavi mi olacağı
Hastanın gideceği, durumuna göre. Gideceği tabii. Hekimin de hem tecrübesi, hı-hı, hem hani losyonu, eğitimi ile ve de tabii ki hastanın durumuyla da alakalı. Peki şunu merak ediyorum hocam. Vajinismus'ta özellikle doğum sonrasında bu hastalığın iyileşmesi söz konusu olabiliyor mu? Olmuyor. Çünkü bu hastalar özellikle gebe de kalabiliyorlar. Ve çoğunluğu, yani hepsi diyeyim, sezeryenle doğum yapıyorlar. O yüzden biz özellikle bir gebelik geçirmek 2 sene ertelemek demek oluyor çünkü. Gebe kalmadan önce tedavisini olmasını istiyoruz. Bazen de hiç vajinismus hastalığı yokken bir doğum sonrası, yani kötü travmalı bir doğum sonrası, bir jinekolojik travmalı bir zor bir jinekolojik muayene sonrası, yani bir genital travma öyküsünden sonra da sekonder vajinismus dediğimiz bir olgu daha var. Bizim en baştan olan primer vajinismus, sekonder vajinismus da bir olaydan sonra oluşan vajinismus hastaları. Daha az görülen daha bir durum. Daha az sıklıkla. Peki, yani tedavisi hipnoterapi gibi ilaç olmayan, sadece düşsel, aynen, görüşme, konuşma İlaçla bir olan, tedavisi yok zaten. Olan bir hastalığın, hı, dışında lazerler kullanılması, cerrahi kullanılması gereken başka hastalıklar da var. Genital patolojiler, genital görüntü patolojileri, genital, hı hı, anomaliler. Evet. İnsanlar özellikle genital bölgelerindeki bir anomaliyi değil hekime gidip başvurmak, birisiyle paylaşmaktan bile imtina ederler. Kadınlar özellikle. Bu noktada genital sarkmalar, genital yapıdaki anomalilerle çok sık karşılaşıyor musunuz? Ve tedavi seçenekleriniz var mı bunlar? Tabii bu tabii konularda? Çok sık karşılaşıyoruz. Şöyle, şimdi günümüzde son yıllarda artık siz de biliyorsunuz, kadınlar estetiğine, dış görünüşüne daha çok önem veriyor. Evet, yeni doğan bebek genital estetik. Yeni bebeğin adı genital estetik. Bu da aslında çok konuşulan da bir konu değil. Konuşulan kadınlar arasında. Konuşulmayan bir konu. Sadece Fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa ilerleyen bir konu. Şimdi Fısıltı'nın sesini açalım. Aynen. Bu konuyu masaya yatıralım. Evet. Şimdi genital estetik de aslında son yıllarda sıklıkla başvurulan bir konu bize. Genital estetik de en dıştan en içe kadar, yani vajen ve de dış genital bölgeyle ilgili sıkıntılar olabiliyor. Dış genital bölgeyle ilgili en önemli sıkıntı görüntü. Kilo vermeyle beraber dış genital bölgede, dış dudaklarda kırışıklıklar olabiliyor. Yıllarca travmatik temizliklerin sonucunda, işte şimdi lazerler çıktı, epilasyonlar sonrasında özellikle yüzeyel epilasyonlarda genital kararmalar oluyor. Bazen doğuştan bazen sonradan travmayla beraber iç dudaklarda sarkmalar. Ve sarkmalar sadece görüntüyü bozmuyor. Aynı zamanda hastanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak zararlar getiriyor. Psikolojik olarak hasta hem kendine bir özgüven kaybı yaşıyor, kendini beğenmiyor ama fiziksel olarak da bir yandan da enfeksiyona bir meyil yaratıyor. Yani sürekli genital ıslaklık. Estetik sadece keyfi bir operasyonlar zinciri değil, aynı değil, zamanda kişinin psikolojisini de ciddi anlamda etkileyen sorunların ortadan, tabii, kaldırılması için yapılan, aynen, operasyon. Hem psikolojik hem de fizik, özellikle labioplastiler dediğimiz iç dudak ameliyatları yapıldığında hastanın bize ilk geri bildirimi artık akıntım azaldı. Yani çünkü hem acı veriyor, hem bir cinsel birleşme sırasında sıkıntılar yaşatıyor. O yüzden sadece hani kozmetik amaçlı olmadığı için kadınlar biraz daha kolay geliyorlar şu anda artık. Vajen sarkmaları çok önemli. Hem evlilik hayatını etkileyen hem de kadının kendi özgüvenini kaybını yaratan. Bununla beraber fiziksel olarak da hem küçük tuvaletinde hem büyük tuvaletinde sıkıntılar yaşatan bir durum. Vajinal sarkmalar. Kişinin konforunu ciddi anlamda etkileyen şeyler. Sosyal hayatını negatif etkileyen bir şey. Evet, peki bu tedavileri bir cerrahi işlemle, mesela sarkmalar varsa cerrahiyle herhalde anladığım lazerle kadarıyla. Lazerle de yapabiliyoruz, cerrahiyle de yapabiliyoruz. Peki lazerler bu konuda ne kadar çözebiliyor? Yani bir lazer atışı yapıyorsunuz, bu sorun ortadan kalkıyor mu? Veyahut da hasta muayenehanenize geliyor veya hastaneye mi gidiyor bilmiyorum ama küçük bir cerrahi işlemler yapılarak güle oyna evine gidiyor ve sorun bitiyor mu? Süreci biraz açabilir misiniz bize? Aslında orada hastanın muayenesi önemli. Çünkü bu sarkmaların dereceleri var. İdrar kaçırıyor mu, kaçırmıyor mu? İdrar kaçırmanın da özellikle 2 tipi var. Bir idrar torbasının, sinir sisteminin iyi çalışamamasına bağlı idrar kaçırma. Bir de
idrar torbasının sarkmasına bağlı idrar kaçırma. Biz buna stres inkontinans diyoruz. Dolayısıyla bu iki tipinin çok iyi ayırt edilmesi gerekiyor. Çünkü cerrahi yapıldığında bazen zarar verebiliyoruz. Hocam bu lazer konularında bildiğim kadarıyla genital estetikte bir hayli farklı tedavi seçenekleri sunabiliyorsunuz. Evet. Özellikle lazerler genital bölgede ne gibi tedavi yapıyor? Epilasyonun dışından bahsediyorum. Tabii. Çünkü lazer deyince herkesin aklına epilasyon geliyor. Aynen, herkes onu. Epilasyonun dışında başka lazerler mi var? Evet. Aslında lazer çok genel bir tabir. Lazer her türlü cerrahide, gözde, kadın doğumda, dermatolojide kullanılan bir sistem. Kadın doğum alanında kullanılan sistemlerde kolajen dokuyu ısıtarak kolajen dokunun kısalmasını sağlıyor ve böylece küçülmesini sağlıyor ve böylece bir hamak görevi görüyor aslında. İdrar torbasını yukarı doğru kaldırıyor. Aynısını yüzde de yapıyoruz biz. Aynısını yüzde de yapıyoruz. Sarkma dokularında ısı etkisi yaratarak kolajenin tamir etme özelliği ve sıkılaşma özelliğini aktive ederek toparlıyoruz. Aynen. Ve sarkmaları gideriyoruz. Orada da, kolajen kısalıyor, cildi çekiyor. Arkaya doğru cildi çekiyor. Aynı şey aslında. Aynı sistem. Dolayısıyla kolajen doku kısaldığı zaman hamak gibi yukarı doğru o bozulmuş olan üretra ve mesane arasındaki bozulmuş açıyı yukarı doğru kaldırıyor. Peki bu lazer işlemi bir defa da yapılan bir işlem mi? Yok, yoksa... Hayır. Şimdi şöyle bir defada genelde diyor arada bir idrar kaçırıyorum dediğinde genelde bir defada idrar çözüm kaçırma alamayız. Duruyor. İdrar kaçırma duruyor. Ama kalıcı için benim genel hastalarımda bir defada idrar kaçırma duruyor. Ama biz ikinci seansını iki hafta ile üç hafta arasında mutlaka yapmak istiyoruz. Dolayısıyla kalıcı olsun diye. Aslında bu o kadar müthiş bir icat ki bu tedaviler. Sevgili izleyenlerimiz de anımsayacaklardır. Isı etkisiyle çocukluğunda sıcak işte sobadan sıcak su döküldü. Elinde, kolunda bir kontraktür oluştu. Yanmak suretiyle büzüşme oluştu ve parmak hareketlerini yapamayan birçok hastamızı yakınlarında, çevrelerinden anımsayacaksınız sevgili izleyenler. İşte bu kontraksiyon, bu dokunun sıkışma özelliğini genital estetikte kullanıyoruz. Aynı sistem. Aynı, o sanki mantığı bu göz kapaklarında da bir ara konuştuk. Yani aslında vücudumuz ısıya karşı bir yerine göre olumsuz da olabilecek, hareketleri kısıtlayabilecek kadar kontraksiyon sıkışma özelliğine sahip. İşte bu kontrol edilebilir teknolojilerle, lazerlerle yapıldığı zaman sarkan genital yapılar, kas yapıları toparlanıyor, sıkılaşıyor ve eski haline, fonksiyonu normal işler hale gelebiliyor. Peki bu noktada şunu merak ediyorum ben. Bu lazer işlemlerinde özellikle idrar kaçırma ile ilgili, idrar kaçırma yakınması ile ilgili gelen hastalarda bu işlemi yaptığınızda hasta ne hissediyor? Bu bir ağrılı bir işlem midir? Ne kadar zaman ayırması gerekiyor? O gün işine devam edebiliyor mu mesela? Çok konforlu. Vajen tamamen ağrısız. Sadece tabii biz en arkadan en öne kadar bu işlemi yaptığımız için ön tarafa geldiğinde kemik doku ve dış genital biraz daha hassas oluyor. O bölgeye uyuşturucu krem sürmemiz yeterli oluyor. İdrar kaçırmalarda arada bir idrar kaçırma olduğunda bir seansla bitiyor, ikinci seansını yapıyoruz. Ama bazen tekrarlayan seanslara ihtiyacımız olabiliyor. İdrar kaçırma seansları sırasında mutlaka vajen daraltma seansları da yapıyoruz. Sadece ön duvara atış yapılmıyor. Mutlaka tüm vajene de atış yapılıyor. Çünkü idrar torbası sarktıysa bir kadının mutlaka vajende de diğer yan duvarlarda ve arka duvarlarda da sarkma olabiliyor. Bu şekilde çok konforlu bir öğlen arası gelip tekrar işine devam edebiliyor. Çoklu doğumlardan sonra şimdi kahvaltı sofrasında dinleyen izleyicilerimiz için çoklu doğumlardan sonra yakınmalardan birisi de vajen problemleri, yani vajen genişlemesi ve bunun tedavisi olan vajen daraltma için lazer tedavileri. Cerrahi midir bunun tedavisi, lazer midir? Onu muayeneye göre karar veriyoruz. Hastaya eğer göre karar veriyoruz. 3 derecesi var çünkü. İleri eğer birinci derece 2 ve üstünde ise ve tekrarlayan 4 ve üzerinde bir lazer seansına ihtiyaç olacağını öngörebiliyorsak o zaman o hastalara hem maddi hem de zaman kaybı yaşatmamak adına onları cerrahiye yönlendiriyoruz. Cerrahide de pelvik cerrahi adı altında topladığımız hem arka duvar hem yan hem de ön duvar onarımlarını birlikte yaptığımız hastane şartlarında yapılan bir ameliyat öneriyoruz. Çünkü bu ameliyatlarda
pelvik alt taban kaslarının yırtıldığı, doğumlar sırasında yırtıldığı defekler var. Onların tamamının bulunup onarılması gerekiyor ki ve özellikle de sağlam yerlere, yukarı doğru leğen kemiğindeki, halkımızın anlayacağı adıyla leğen kemiğindeki sağlam yerlere asma ameliyatları yapıyoruz. Peki meşhur vajen daraltmak için lazer uygulaması mantığına geliyorum, sorusuna geliyorum. Burada gerçekten lazerle ameliyat olmadan, çünkü ameliyatın yüzü soğuktur diye halk arasında bir tabir vardır. Hele hele kadın doğum konusu gelince hanımefendiler bir doğum serüveni yaşamıştır. Mümkün olduğu kadar bu defteri kapatayım, ben bir daha ameliyathaneye bu konuyla ilgili girmeyeyim demiştir. Bunu lazerlerle yapabilmek herhalde biraz daha ileri teknoloji ve bir kolaylık olsa gerek. Bu gerçekten lazerlerle ne düzeyde yapılabiliyor? Lazerlerle hastayı eğer doğru seçtiysen, yani 3. derece bir tamamen dışarı çıkmış bir rahmi de içeri alabilirsin aslında lazerle. Öyle tedavilerde prolapsus diyoruz biz, uterin prolapsus tedavileri var. Ama bunlarda tek seansla bir mucizeler olmuyor. Bunlarda en az 4 seans, 5 seans yapman gerekiyor. Ve bunların da idamelerini yapmak gerekiyor. Yani aynı siz de aslında cilt gibi, bir cilde iyi bakarsanız, senede bir de bunun hatırlatmalarını yaparsanız onu korursunuz. Aynen şimdi bu da o şekilde. 4 seans, 5 seans lazerle yaptıktan yapılan sonra, işlem için sizin kliniğinize gelinen bir hasta... Evet. Ne kadar sürede bu işlem gerçekleşir? 5 dakika mıdır, yarım saat midir, 1 saat midir? 15 dakikayla yarım saat arası değişiyor. O kadar korkulacak bir süreç değil yani. Yani toplamda bir 10 dakikada uyuşması için dış genital bekliyoruz. 30 dakikayla 40 dakika maksimum sürede çıkabiliyor. Sonra hasta da normal yaşantısına devam ediyor. Ekran başında izleyen izleyicilerimizi hatırlatalım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Esra Demir Yüzer, stüdyo konuğumuz ve pek çok konuyu konuşuyoruz. İdrar kaçırma, pek çok kadının başına gelen ve fakat ihmal edilen, ihmal edildikçe de farklı rahatsızlıklarla beraber geri dönen ciddi de bir sorun. Toplumumuzda da oldukça fazla görüldüğünü biliyoruz. Aslında şunu da söylemek istiyorum. Birçok kadın arada bir kaçırmanın normal olduğunu düşünüyor. Değil. Arada bir kaçırdığı zaman işte lazerler o zaman tam kür sağlıyor. Hı hı. Eğer arada bir kaçırıp da bunun üzerine yıllar geçerse zaten hiçbir zaman geri dönmüyor. Vücudumuz sürekli yaşlanma sürecinde. Sürekli ilerliyor şikayetler. O zaman işte ameliyatlar gündeme geliyor. Ama ilk belirti olduğu anda mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvuruyor olmak lazım. Peki hocam, şimdi rahim sarkmaları ile ilgili biraz şöyle üzerinden geçtik ama daha da açmak istiyorum bu konuyu. Çünkü bununla ilgili de rahatsızlık yaşayan pek çok kadın var. Özellikle doğum sonrasında bu rahim sarkmalarının meydana geldiğini biliyoruz. Biraz belirtilerinden, nedenlerinden, doğum dışındaki nedenlerinden de bahsedelim istiyorum. Şimdi nasıl anlıyor hasta bunu? Öncelikle daha öncesine göre ilişkide bir genişleme hissediyor. Bunu her iki tarafta hissediyor aslında. İkincisi büyük abdestini yaparken bastırma ihtiyacı duyuyor. Çünkü makatla vajen yan yana olduğu için aradaki kas dokusu yırtıldığı için fıtıklaşma oluyor. Makattan vajene doğru bir fıtıklaşma oluyor. Dolayısıyla rahat bir tuvalet ihtiyacını göremiyor hasta. Üçüncü belirti, idrar torbasına sarkma varsa idrar kaçırmayla alakalı, öksürürken, hapşırırken, oturup kalkarken, hoplarken, zıplarken idrar kaçırma, yani bir akınma hareketi yaratacak her türlü eylemde, biz Valsalva manevrası diyoruz, her türlü eylemde bir hafif de olsa bir idrar kaçırma. Bu eylemde eğer az az idrar kaçıyorsa farklı şey düşünüyoruz, eğer o eylemlerde biraz fazla idrar kaçıyorsa farklı bir şey düşünüyoruz. Yani bunları bir muayene sırasında ayırt edebiliyoruz. Çünkü bazen idrar kaçırmaları her zaman ameliyatlık ya da lazerlik değil. Bir kutu ilaçla da düzelebilir. Bir enfeksiyon da idrar kaçırmaya neden olabiliyor. Ya da idrar sinir sisteminin, idrar torbasının sinir sisteminin desteklenmesiyle de 3 aylık tedavilerle de sonuç olabiliyor. O yüzden bunu normal kabul etmeyip mutlaka bir hekime başvurmaları gerekiyor. Üroloji ya da kadın doğum hekime mutlaka başvurmaları gerekiyor. Yani bunun çaresi var. Biz aslında kadınlar olarak bunu ihmal ettikçe daha da tablo kötüye doğru gidecek. Belki de biraz önce söylediğiniz gibi birkaç lazer seansıyla ortadan kalkabilecek bir sorun varken bu cerrahi müdahaleye kadar uzanan bir süreç olmuş olacak. Evet. Cerrahide de tabii hani iyi bir cerrahi, ilk cerrahilerin iyi yapılması gerekiyor. Eğer ilk cerrahide yeterli bir, yani sadece tek duvar onarımıyla yapıldığı zaman
anda ikinci cerrahi gerekiyor bu sefer. İkinci cerrahilerde hani özgür besleyebilirsiniz. Her zaman bir scar dokusu oluşur. Evet. Oradan daha tekrar gürültülü bir tablo. Çünkü aynı yerden girmemiz gerekiyor. Daha fazla komplikasyonlu bir cerrahi oluyor. Hocam şimdi bu kadar ayrıntılı problemler olmayan ama hani seni küçüktür, mide bulandırır, can sıkar hesabı. Hı hı. Çok küçücük problemler var, sihirler var. Aynen. Yani herpetik sihirler, molluscum contagiosum, bu biz kendi aramızda böyle Latince ağır ağdalı konuşuyoruz ama vatandaşlarımız, hanımefendiler bir sihirdir gidiyor, bu beladan da kurtulamadım. Arttı değil mi? Evet. Yaktırsam mı acaba, dondursam mı acaba diye seçenekler var. Yani insanların bir kısmı yaktıranlar, bir kısmı donduranlar diye de bir de ilaçlar, böyle bir ayrımlar da var. Hocam yani aslında kadın doğum pratiğinin herhalde en sık karşılaşılan, en küçük ama en çok can sıkan detaylardan birisi olsa gerek. Ne yapıyorsunuz burada? Öyle eskisi gibi cazır cazır yakmalar mı var, dondurmalar mı var? Bu sivilcelerden kurtulabiliyor mu genital bölge? Aslında hepsi yapılabilir. Tedavi seçeneklerinde kriyo da olabilir, koter dondurma da olabilir. Da olabilir. Evet, koter de olabilir ya da medikal tedavi de olabilir. HPV niye önemli? Aslında son yıllarda da daha fazla yaygınlaştı. Multipartner olduğu için de, daha çoğul ilişkiler olduğu için de biraz daha yaygınlaştı. HPV'nin önemi aslında HPV'nin bazı tiplerinin rahim ağzı kanseri yapması ve rahim ağzı kanserinin %90 nedeninin HPV olması. Önemi buradan geliyor. Şunu merak ediyorum şimdi, sihir dediğimizde aslında HPV sihir dediğimiz diye aslında bir HPV virüsü. Yani evet, sihir varsa papiloma. Genital bölgede bu bir HPV virüsü mü? Bir HPV virüsü, ancak HPV 6 ve 11 sihir yapar. Bunlar iyi huyludur, kanser yapmazlar. Hani bunu ne renktir hocam bu sivilceler? Şimdi sivilce çok da dememek lazım belki hastaları yanlış yönlendirmek. Çünkü hani sivilcenin üstünde bir püysü vardır falan. Sihirler pembe, beyaz ya da siyah olabilir. Hangisi daha önem arz eder sizce? Beyaz hangisi olanlar mı? Hangisi o tamamen nemli bölge olup olmamasına. Mesela vajendekiler daha gridir, anal bölgedekiler gridir de diğer bölgeler daha siyah, koyu renklidir mesela. Yani hangi mesela renk görürse koşarak size gelsinler? Her renk görürse koşarak gelsin. Öyle bir renge göre bir ayrımı yok, onu demek istedim. Sihir varsa mutlaka doktorun bilmesi gerekiyor. Evet, niye? Çünkü o sihir virüsü bulaştığı zaman bazen de beraberinde başka bir kanser yapan virüs tipi de bulaşmış olabilir. HPV'nin yüzün üstünde ne tipi var çünkü. Bazı tipleri kanser yapar, bazı tipi sihir yapar. Bazıları düşük onkojendir, bazıları yüksek riskli onkojen tipleri vardır. Bizim özellikle kanser yapan 16 ve 18'dir. Sihir yapan tipleri 6 ve 11'dir. Sıklıkla kanser yapanlar 16 ve 18'dir. Dolayısıyla biz eğer hastada sihir varsa sadece sihirine yönelik bir tedavi ve takip yapmıyoruz. Mutlaka rahim ağzından bir simir testi yapıyoruz. PCR dediğimiz, rahim ağzına bulaşmış mı? İster 6-11 olsun, isterse kanser tipi yapan virüs tipi 16-18 ya da diğer onkojen tipler bulaşmış mı? Ona direkt virüsü tiplemesini ortaya çıkan PCR dediğimiz genetik testler var. Virüsün kendisini bizzat saptıyor. Bunların mutlaka yapılması lazım. Nedeni de rahim ağzı kanseri yapmasından dolayı. Yoksa sihirlerin bir şekilde tedavisi oluyor. Simir testi de niçin önemli? Simir testi zaten 20 yaşından sonra her kadın senede bir yaptırmalı. Eğer ki sihir varsa, HPV varsa mutlaka yaptırmalı. Çünkü rahim kanseri öncü hücrelerini biz simir testiyle saptayabiliriz. Çünkü birdenbire kanser olmuyor hasta. Öncelikle öncü hücreler çıkıyor. Bunların bir ilerleme seyri var. Öncü hücre bulaş olduktan sonra zaten bir 15 yılını alıyor kanser olması. Evet. Yani sihirler aslında öncü bir belirti, bir haberci olabilir mi kanser için? Türüne bağlı dediniz ama. Sihir kanser yapmaz 6 ve 11 ama beraberinde bulaşan başka kanser yapan virüs var ise onlar kanser yapar. Sihirin tedavisinde kriyoterapi olabilir, koter terapi olabilir ya da medikal tedavi olabilir ama bunların hızlı bir şekilde yapılması lazım. Çünkü sihir çok hızlı yayılır. Beraberinde kanser yapan bir virüs var ise siz bir ayrım yapmadan hepsini donduruyor veya yakıyorsunuz. Yani kriyoterapi veya koterizasyon da yok ediyorsunuz. Peki bunu nasıl anlıyoruz? Yani var mıydı acaba beraberinde bir kanser yapacak bir viral ajan var mıdır?
testle ortadan çıktı ama mutlak tedavi yine aynı şekilde onu ortadan kaldırmak. Şimdi şöyle yapmak. Sihir olmadan da sihir sadece görünen iyi huylu durumu gösteriyor. Durumu. Ama sihir yok normal rutin takipte. Şimdi mesela öyle bir çalışma da var Sağlık Bakanlığı'nın. 5 yıllık bir şeyini çıkarıyor Türk kadınlarının. Dolayısıyla PCR testi ve de simir testi rutin yapılıyor keten merkezlerinde. O PCR'da hiç sihir yok ama 18 saptanabilir. Bunun bir bulgusu yok. Yani zaten 50 yaşın altındaki kadınlar hayatları boyunca bu hastaların %50 ile 80'e varan kısmında hayatlarının bir döneminde HPV bulaşıyor, hiç fark etmiyorlar. Çünkü HPV bulaştığı andan itibaren şöyle de bir algı var. Ben kanser olacağım. Evet, aslında böyle toplumda HPV ile ilgili doğru bilinen çok sayıda yanlış da var hocam. HPV denince böyle bir gözümüz korkuyor açıkçası. Tabii bir panik başıma ne gelecek? Acaba ne olacak? Özellikle gebelikte de biliyorum ki bazen kadınların başına gelebiliyor. Bu durumda gebelikte HPV söz konusuysa, HPV yani sihirler oluşmuşsa genital bölgede kadında neye dikkat etmek gerekiyor? Genital sihir mutlaka temizlenmeli ama bunu yaparken koter kullanmıyoruz gebede. Kriyoterapi kullanılabilir ya da medikal tedavi kullanılır. Çünkü var olan sihirler bulaşıcılık sağlıyor. Eğer ki doğum esnasında kadar, doğuma kadar bu sihirler tamamen temizlenmiş olursa kadın normal de doğurabiliyor. Ama varsa, en ufak bir şüphemiz varsa mutlaka sezaryenle doğurtmak gerekiyor. Vajinal kanaldan geçerken çünkü çocuk mutlaka bebek oradaki salgıları yutuyor ve çocuğun larynx dediğimiz boğaz kısmına bulaşıyor. Ve o da çok daha sıkıntılı daha bir süreç. Vahim süreçlere kadar götürüyor. Bir de HPV aşısı diye bir aşı duydum hocam ben. Hı-hı. Şimdi pek çok şeyin aşısı olduğu gibi bu virüsün de bir aşısı var. Evet. Bu ne işe yarıyor? Yani hepimiz HPV aşısı olmalı mıyız? Aslında bir cinsel birleşme olmadan önce şu anda öneriyoruz öncelikle. Biz mesela oldaki sihir gördük hastada. Onlara da aşılama yapıyoruz. Aşılama şu anda piyasada iki tane aşı var. Bir tanesinde 6, 11, 16, 18'e içeren, diğeri de 16 ve 18'e içeren aşı var. Biz çünkü bir virüs bulaştıysa diğeri de bulaşmış olabilir diyerek mutlaka o testleri yapıyoruz. Ve sihir var, evet HPV 6 bulaşmış ama gene de aşıyı yapıyoruz. Çünkü diğer kanser yapan tiplere karşı da koruculuk sağlamış oluyoruz. Şu anda da koruculuğu çok iyi. Gayet de uzun yıllardır da yapıyoruz. Dolayısıyla tavsiye yapılması ediyorsunuz gerekiyor. Bir kadın doğum özellikle de ilk hiç cinsel ilişkide bulunmamış kadınlara 6 ay öncesinden yapılması öneriliyor. Hı hı. Dikkat edilmesi burada gereken şeyler. Burada bir tarama yani özellikle simir alındı. Pozitif veya negatif bir sonuç elde edildi. Akabinde genital bölge muayenesi de zaman zaman gerçekleştirildi ve olan sihirler bir yöntemle ortadan kaldırıldı. Bir sıklık önerir misiniz? Yani ne kadar zamanlarda taramalar yapılsın, ne kadar zamanda size uğramalılar, evet. Ne kadar zamanda bir kontrolden geçmek lazım? Şimdi mesela sihir üzerinden geçecek olursak hani sihir eğer temizlendi bir daha ömrü billah çıkacak çıkmayacak diye bir şey yok. Çünkü sihir biz o virüsün yarattığı lezyonu ortadan kaldırıyoruz. Virüs vücutta. Sihirleri biz mutlaka temizliyoruz. 15 gün sonra bir kontrole çağırıyoruz. Çünkü çok 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 küçük. Yeni başlangıç olan sihirler 15 gün içinde çıkıyor. Onları tekrar alıyoruz. Bir ay sonra tekrar bir çağırıyoruz. Ondan sonra bu dönem içerisinde mutlaka kendi bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek destek yapıyoruz. Ondan sonra da 6 ayda bir kontrollere çağırıyoruz. Eğer ki rahim ağzında bir kanser yapan bir HPV tipi bulaş gördüysek mutlaka simir testi. Simir testinde çünkü kanser öncü hücreleri gördüysek eğer ona göre onların seviyelerine göre tedavi programları var. Rahim ağzını biraz bir miktar tıraşlama gibi ya da konizasyon dediğimiz daha büyük alım gibi yapabiliyoruz. Eğer ki hiçbir şey çıkmadı simir tamamen temiz çıktı. O zaman 6 ay ya da senede bir takiplerine devam ediyoruz. Devam. Senede bir PCR yapıyoruz. PCR'da da HPV'nin kaybolduğunu görmek hastaya da zaten büyük bir huzur veriyor. Moral veriyor. Aynen. Şunu da mutlaka sormam gerekiyor. Özellikle bu konuları konuşurken biz kadınlar kendi aramızda
yemek tarifi vermeyi sevdiğimiz gibi hastalıklarda bunun çözümleriyle ilgili tarifler vermeyi evet, de maalesef. Seviyoruz. Bunda da var. Yani işte benim başıma şöyle bir şey geldi, şunu kullandım, işte limon suyu sıktım, içine sirke ekledim, işte bir merhem hazırladım, bir şey yaptım, şunu denedim, çok iyi geldi, sen de dene, iyileşirsin gibi ne yazık ki tavsiyelerimiz olabiliyor zaman zaman. Bu tip özellikle sihirlerde, genital bölge sorunlarında bu tip alternatif diyeceğim veya işte kulaktan dolma tariflere uymak, bunları uygulamak ne kadar doğru? Çok yanlış. Neden yanlış? Çünkü HPV en çok genital travmayla, yani o epitelin zarar görmesiyle, bir sıyrıkla, travmatize olmasıyla bulaşıyor, kanamasıyla yayılıyor. Dolayısıyla böyle evet, bana da öyle hastalar geliyor. Sirke, limon suyu gibi şeyle cildi travmatize etmiş. Tam tersi daha fazla yayılıyor. Tam tersi. Ve sihir de hiçbir de kaybolmuyor. Dış genital tamamen soyuluyor ve artık o sihir öyle güzel bir yatak oluyor ki sihir virüsünün bulaşmasıyla alakalı daha da fazla yayılıyor. O yüzden bunlar çok yanlış. Hatta o bölgenin tüy temizliğiyle alakalı ağdaydı, işte jilet gibi böyle travmatik şeyleri de bir sihir var olduğu sürece yapmayın diyoruz. Çünkü sihirin en kolay yayıldığı zarar alan sıyrıklar. Evet. Sıyrıklar. Travmanın olduğu deriden çok daha hızlı yayılıyor. Dikkatli olmak gerekiyor bu noktada özellikle. Evet. Peki genital bölgedeki bu anomalilerle ilgili belki de size çok sık soruluyordur ama size ulaşamayan izleyicilerimiz için de ben tercüman olmak istiyorum. Ağda yapılması veya lazer tedavilerinin yapılması belirli bir renk değişimine sebebiyet verebiliyor mu hocam? Verebiliyor. Bunun çözümü var mı peki? Var. Şöyle o bölge için hazırlanmış özel kimyasal peeling solüsyonları var. Onlarla da olabilir. Lazerlerde de olabilir. Biz hani vajinal kullandığımız o lazerlere dış genital estetiğiyle de alakalı kullanabiliyoruz. Renk açmada kullanabiliyoruz. Kırışıklık ve sıkılaştırma aynı sistemle ısıyla evet. beraber yüz nasıl sıkılaşıyorsa aynı o şekilde sıkılaştırmada kullanıyoruz. Laboplasti yaptığımız hastalarda özellikle bir esneme, daha fazla bir esnek bir yapı olduğu için o bölgedeki ciltte özellikle hani onlarda ameliyat sonrası iyileşme sürecinden sonra en azından bir seans lazer öneriyoruz. Daha uzun süreli ve de daha hani sıkı bir cilt dokusu oluşturmuş oluyoruz bu şekilde. Evet, aslında merak edilen pek çok konuyu konuşacağımızı söyledik. Hı hı. Pek çoğunu da konuştuk. Ekran başında izleyen izleyicilerimize bir hatırlatma yapalım. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Esra Demir Yüzer stüdyo konuğumuz. Biz merak ettiklerimizi soruyoruz Doktor Özgür Koldaş'la birlikte ve fakat sizlerin de merak ettiğiniz şeyler olabilir. Uzman konuklarımıza sorularınız olabilir. Sosyal medya adreslerimizi ekranlarımızda görüyorsunuz. Yönetmenim yansıtıyor ama aynı zamanda WhatsApp hattımız da zaman zaman ekranlara geliyor. Buralardan da sorularınızı yönlendirebilirsiniz. İlerleyen bölümlerde de bu soruları değerlendirmek üzere uzman konuklarımıza soruyor olacağız. Şimdi hocam, aslında baktığımız zaman işte genital estetik, rahim sarkması, genital bölge lazer uygulamaları, vajinismus gibi pek çok konuyu konuştuk. Özellikle ekran başında izleyen kadınlara, bir kadın doğum uzmanı olarak, bu alanda profesyonel bir isim olarak, uzman bir isim olarak ne gibi tavsiyeleriniz olacak? Tamam, tıp ciddi anlamda gelişiyor, teknolojiler gelişiyor ama sanırım ki kadınların farkındalığı artmadığı sürece bu gelişmenin de çok bir önemi kalmamış oluyor. Farkındalığı yükseltmemiz gerekiyor herhalde, değil mi? Evet. Şimdi kadınlar özellikle kendilerine zaman ayırmaları gerekiyor. Çünkü günlük hayatın koşturmacaları içerisinde en son kendilerine sıra geliyor bazen. Özellikle hani hadiselerde biraz daha şimdi genital estetikle ilgili ve de kendi dış tüm vücudunun estetiğiyle alakalı, güzelliğiyle alakalı ya da fiziksel sıkıntılarıyla ilgili uğraştığında hastanın kendine özgüveni de artıyor. Ve bir kadın eğer aile hayatında mutluysa aslında tüm aile mutlu. Ben genelde öyle düşünüyorum. Kadın mutluysa aile, kadın aile mutluysa, toplum mutlu. Kesinlikle. Buraya kadar dayanıyor bu iş. Kesinlikle. Her kadın... şey bize bağlı. Maalesef yani. Maalesef mi? Yani babaların da biraz farklı bir fonksiyonlarının özelliklerinin olmasını tercih ederdim ama maalesef evet yine bazı moral süpapları, moral mekanizmaları kadınlardan geçiyor. Anne mutluysa baba da mutlu. Aynen.
Ailede mutlu. Toplumda mutlu. Ama başlangıç noktası her zamanki gibi yine ladies first, kadınlardan geçiyor. Ama işte belki de bu bir program konusu bile olabilir. Aynen. Erkeklerin de üzerine düşen görevler var. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Vajinismus. Bir kez daha altını çizelim mi? Şöyle bir özetleyelim mi bu konuyu? Nedir, ne değildir? Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmamak gerekiyor? Vajinismus öncelikle bir erteleme hastalığı. Ne kadar erken gelirlerse o kadar çabuk tedavi ve o kadar mutluluk. Çünkü vajinismus gerçekten evlilik hayatını çok etkileyen, bunun sonucunda hani boşanmalar da olabilen bir hastalık. Bunun hastalık olduğunu kabul edip çok hızlı bir şekilde tedavi olmaları gerekiyor. Evde tedavi olacakları, kendi kendilerine tedavi olacakları günü beklerken mutluluklarından çalıyor hastalar. Evde bir tedavisi yok. Çünkü bir ilacı yok. Bilinçaltı ile konuşma yollarıyla olmadığı sürece bu yıllarını alır. Dolayısıyla hani öyle aylar boyu süren tedaviler de hastaları yıpratıyor. Hı hı. Ne kadar kısa süreli, öyle bir günde tedavi olan bir dünya hasta var. İki gün, üç gün, üç güne kalan hasta o kadar az ki. Bu rahatsızlığı fırsat bilip işte şu ürünü kullanın, şu hapı için, işte şu karışımı sürün, şunu yapın, bunu yapın deyip bunu fırsatçılığa çevirip bundan bir ticari gelir elde etmeyi hedefleyen bazı tırnak içinde mi söylesem şarlatanlar da olabiliyor. Onlar var, bunları da kanmamak maalesef gerekiyor. Hocalar var. Evet. Nerelere hani bazı hocalara gidiyorlar. Hani gitmeyen çok az hasta var. Marifet, ben hastalara söylüyorum, marifet kremde değil. Hiçbir zaman. İstersen neler sür neler sür ya da ilaçta değil her marifet. Şey burada, yani değil mi? Antidepresan kullanan bir dünyası var. Dolayısıyla her şey aynen orada bilinç altında. Peki hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Gönülden teşekkür ediyoruz. Ederiz. O kadar önemli bilgiler aldık ki sizden. İnşallah konuşulmayanı konuşmaya, anlatılmayanı anlatmaya çalıştık. Evet, çok özel bir konuya. Çok doğru mesajlarla değindiniz. Size çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür ederiz. Operatör Doktor Esra Demir Yüzer efendim, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Pek çok konuyu konuştuk kendisiyle. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Sizi uğurluyoruz. Önümüzdeki günlerde tekrar tabii ki ağırlamayı çok isteriz.